Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 10 Şubat 2021 Çarşamba. Cumhurbaşkanı Erdoğan mecliste parti grubunu topladı bugün. Belediye hizmetleri üzerinden ana muhalefeti eleştirdi. Salondakilere CHP'li belediyelerin bulunduğu illerde yaşanan aksaklıkları gösteren bir video izletti. İzmir içinse ayrı bir parantez açtı. 35 yıldır insan bir yatırım yapmaz mı diye sordu. Erdoğan konuşmasının son bölümünü ise Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'e ayırdı. Yunan siyasetçinin Kıbrıs açıklamalarına, sözlerine çok tepkiliydi. Çılgın Türkleri tanıyacaksınız dedi. Çöp, çukur, çamur ne olduğunu tekrar görelim. AK Parti grup salonuna dev ekran kuruldu. Herhalde CHP'yi alkışlamıyorsunuz değil mi? Ayda bir bu tür görüntülü konuşmalarımı gerçekleştireceğim. Başka çaremiz yok. Çünkü bunlarda yalan bol. Akşam yalan, sabah yalan. Cumhurbaşkanı Erdoğan 35 yıldır CHP'li isimlerin yönettiği İzmir için ayrı bir parantez açtı. İzmir'in hali ortada. 35 yıldır sizde ya. İnsan altyapı adına bir şey yapmaz mı? Bunları yapmadılar. İzmir tüm altyapısıyla çökmüş vaziyette. Ne iş yapıyorsun sen? Ya suyunuz yoktu, suyunuz. DSİ'ye verdiğim talimatla İzmir'e suyu biz getirdik. Kemal Kılıçdaroğlu'nun İzmir Türkiye'nin ödediği faizin yarısı kadar faizle borçlanabiliyor açıklamasını da unutmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi bütçesinin neredeyse 2,5 katı borçlu bir belediye olarak zaten böyle bir borçlanma hakkına sahip değildir. Bay Kemal bunları öğren. Hepten cahil. Ben onamadan böyle bir dış borçlanmayı kesinlikle yapamaz. Hatta bunu eğer eski belediye başkanınız Aziz Bey'e sorarsan o da sana bunu öğretir. O da ricada bulunmuştur. Ben de kendilerine bunu onamışımdır. Eleştirilerinin dozu giderek yükseldi. Yalanla mutlu olan, iftira ile beslenen, yüzü kızarmayan, vicdanı sızlamayan, siyasi ahlaktan nasipsiz, karikatür bir tiple bir adamcağızla karşı karşıyayız. Bakanların atamayla geldiğini söylüyor. Evet, yeni sistemde bakanlar CHP'nin genel başkanları gibi kasetle gidip kasetle gelmiyor. Milletin seçtiği Cumhurbaşkanı tarafından atanıyor. Cumhurbaşkanı CHP'nin tabanına da seslendi. Terör örgütleriyle ve onların yandaşlarıyla iç içe geçmiş şu andaki CHP Kuvayi Milliye CHP'si midir? Hayır. Ülkemizin tüm sınır ötesi mücadelelerine karşı çıkan şu andaki CHP, ömrünü Hatay'ın ülkemize katılışına adayan Gazi'nin CHP'si mi? Erdoğan'ın son sözleri Kıbrıs'taki Türk askerini işgalci diye niteleyen Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'e yönelikti. Önce haddini bileceksin ya. Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın. Bak, sen bazı dağlara güveniyorsun. O güvendiğin dağlara kar yağdı, kar! Hiçbirinden sana fayda gelmez. Ve Türkiye'nin milli uzay programı dün akşam bu saatlerde külliyede tanıtıldı. Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu. Türkiye'nin uzay çalışmalarındaki 10 yıllık hedeflerini açıkladı. O hedeflerin başında Ay'a gitmek ve uzaya bir Türk göndermek var. 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerinin yer aldığı milli uzay programımızı tüm dünyaya ilan ediyor ve diyorum ki gökyüzüne bak, ayı inşallah aya gidiyoruz. Türkiye ay yolunda. Türkiye'nin milli uzay programının 10 hedefinden ilki ay yolculuğu. 2023 yılı sonunda yakın dünya yörüngesinde ateşleyeceğimiz kendi milli ve özgün hibrit roketimizle Ay'a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz. Bu görevi tamamladığımızda Ay'a ulaşmayı başaran ülkelerden biri olacak. İkinci hedef yeni nesil uydu geliştirmede milli marka oluşturmak. İlk fırlatmayı bu kez kendi milli roketlerimizde yapmayı hedefliyoruz.
Türkiye'ye ait bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirmekte hedefler arasında. Dördüncü hedef ise uzay istasyonu. Uzay limanımızı en uygun coğrafyalardaki dost ve müttefik ülkelerle birlikte kurmayı planlıyoruz. Uzay meteorolojisi alanına yatırım yapılacak, uzay nesnelerinin yerden takibi konusunda da ileri seviyeye ulaşılacak, uzay teknoloji geliştirme bölgesi kurulacak, insan kaynağı artırılacak. Son hedef ise en az Ay'a gitmek kadar heyecan verici. 10. ve son hedefimiz, evet, bir Türk vatandaşını uzaya göndermektir. Birçok kişi bu hayali kurarak büyümüştür. Hatta belki aranızda hala bu hayalini sürdürenler vardır. Hatta belki bayanlardan bile ben adayım diyenler vardır. Şanlıurfa'nın Göbekli Tepe Ören yerinde 5 Şubat'ta bulunan monolitin sırrı da bu toplantıyla çözüldü. Üzerinde Göktürk alfabesiyle "Gökyüzüne bak, ayı gör" yazılı metal bloğun milli uzay projesinin tanıtımının parçası olduğu ortaya çıktı. Gökyüzüne bak, ayı gör. Türkiye uzaya gidecek ilk Türk için isim arıyor. Astronot yerine hangi kelime kullanılacak? Birazdan ATV Ana Haber'de. Bakalım nasıl bir isim öne çıkacak? Biz de sokağa da sorduk, uzmanlara da sorduk. Heyecanla bekliyoruz. Haberi izleyeceksiniz zaten. Devam edelim. Bugün öğle saatlerinde gelen kritik haberle Milli İstihbarat Teşkilatı Sincar'da terör örgütü PKK'nın sözde lojistik sorumlusu İbrahim Parım'ı Türkiye'ye getirdi, yakalayıp. Terörist şimdi sorguda. Nefes kesen operasyonun detayları ise haberde. İnlerine gireceğiz, inlerine dedim. Girildi. Hem de en güvendikleri yerde örgüte bir darbe daha indirildi. PKK'nın ikinci kandil adını taktığı ve elini kolunu sallayarak gezdiği Sincar'da sözde yönetici paketlendi, Türkiye'ye getirildi. Milli İstihbarat Teşkilatı hem Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplarına hem de Suriye'nin kuzeyindeki YPG mevzilerine silah, mühimmat ve yaşam malzemesi tedariğinden sorumlu teröristi yakın takibe aldı. Laşer kod adlı İbrahim Parım, insansız hava araçları ve sahadaki haber elemanlarıyla adım adım izlendi. Terör örgütünün lojistik ihtiyaçlarını karşılamakla görevlendirdiği Parım, saklandığı adrese yapılan baskınla gözaltına alındı. Çevredeki teröristlerin ruhu bile duymadan Sincar'dan çıkarıldı. Irak topraklarında hareket eden 3 konvoyla şaşırtmaca yapıldı. İçinde sözde yönetici teröristin bulunduğu zırhlı araç sabaha karşı Habur'dan giriş yaptı. MİT ve terörle mücadele ekiplerinin sorguya aldığı teröristin 6-8 Ekim Kobani olaylarında sokak eylemlerine katıldığı belirlendi. Mehmetçik'te ağır kış koşullarını aldırış etmeden Kars'ta tatbikatta. Azerbaycan ordusuyla birlikte düzenlenen tatbikatı ATV Haber ekibinden Samet Öztaylan ve kameraman Hakan Aykaç izliyor görüntülerde. İşte iki devlet tek millet mesajının dünyaya verildiği o anlar. Komandolar, tanklar, toplar, helikopterler. Son yılların en büyük kış tatbikatı nefes kesti. Türk-Azerbaycan orduları Kars'tan iki devlet tek ordu mesajını tüm dünyaya böyle verdi. Şu anda hava savunma harekat merkezindeyiz ve senaryoya göre havadan düşman görüldü. Şimdi bütün birliklere buradan rapor geçiliyor ve tek tek o raporlarda tutuluyor. Tatbikata katılan tank ve topçu birlikleri hedefleri tam isabetle imha etti. Düşman unsurlarının görüldüğü bir diğer nokta vardı. Hemen 3 numaralı tepenin orası. Şimdi atak helikopterleri geldi ve oradaki unsurları da tek tek yok etti. Türk ve Azeri ordusunun göz bebeği bordo bereli timlerin sahadaki manevra gösterileri ilgiyle izlendi. Tatbikatın en özel anlarından birindeyiz şu anda. Keskin nişancı atışları yapılmaya başlandı. En yakın hedef 900 metrede, en uzaktaki ise 1100 metrede bulunuyor ve komandolar hedefleri başarılı bir şekilde vuruyor.
Tatbikatta 200'e yakın farklı cins ve çapta silah kullanıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine kısa süre önce giren modern silah ve araçlar denendi. Dağda, batakta, çatakta, her zaman ve her yerde onların sloganı bu ve daima da hazırlar çünkü onlar Türk komandoları. Allah Türk komandosunu korusun! Çok! Ağır kış koşullarında araziye uyum sağlamaya yönelik eğitimlerin yapıldığı tatbikat seçkin gözlemci günüyle sona erecek. Çok değil, bundan bir ay kadar önce kurak bir kış geçirdiğimizden bahsediyorduk ama daha sonra yağan kar hepimizi, herkesi sevindirdi. Özellikle de İstanbul ve çevresi için söylüyorum bunu. Çünkü bu karla birlikte barajlardaki su seviyesi de iki katına çıktı. Herkes gibi biz de herhalde kışı artık bu karla bitiririz diyorduk ama pek de öyle değil galiba. Uzmanlar söylüyor, hafta sonu kar geri geliyor, hem de öyle böyle değil, 1987'deki gibi olabilir diyorlar. Görüntüler 1987 yılından. Mart ayında İstanbul'da kar kalınlığı 1 metreye ulaşmıştı. Göz gözü görmüyordu. Arabalar tepeleme kara gömülmüştü. Hafta sonu yine benzer görüntüleri yaşayabiliriz. 1987 yılında İstanbul'a kar yağdığında kapanan noktalardan bir tanesi de Karaköy iskelesiydi. Kar o kadar yoğundu ki iskelenin giriş kapısı neredeyse yarıya kadar kapanmıştı. Aradan 34 yıl geçti. 34 yıl sonra aynı yerde İstanbul'da Karaköy iskelesinde aynı görüntüler ortaya çıkacak mı? Onu da hep birlikte göreceğiz. Uzmanlara göre İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesi kara gömülecek. 87'den yağan karda biz sabahleyin dükkana gidemiyorduk. Ondan sonra akşamları dönüşümüz olmuyordu. Kar ortalama adam boyu. En az 70 santim falan civarındaydı. Minibüsler, arabalar hiçbir şey çalışmadı. Daha sonradan 3-4 gün sonra dediler ki ekmek herkese birer tane verilecek. Sabaha kadar çok şiddetli olmak suretiyle bir kar yağışı vardı. Ve o gün o kar yağışı aşağı yukarı bir insan boyu kadar olmasa bile dahi 70-80 santim, 80-90 santim kadar net bir kar yağışı vardı ve sert bir kar yağışıydı. Bugünlerde baharı andıran hava sıcaklığı cuma günü 15 derece birden düşecek ve kar yağışı başlayacak. Burası da Galata Köprüsü. O yıllarda deyim yerindeyse tablo gibi bir görüntü vardı. Kardan adım atılmıyordu. Her yer bembeyazdı. Şu anda 34 yıl sonra tepede güneş var ama buna aldanmamamız gerekiyor. Zira herkesin gözü kulağı hafta sonunda. Ama esas fırtına pazar günü öğleden sonra başlayacak ve bütün hafta buz gibi bir hava etkisini gösterecek. O dönem gibi bir kar yağarsa İstanbul felç olur, yerle bir olur. Derdinin üzerine 10 misli daha bir dert eklemek suretiyle insanlar helak olur. Araçla hiçbir yere gidilmez. Ondan sonra İnsanlar evden çıkabilir mi öyle kar yağdı? Mümkünü yok yani. Yani o zamanlar rezaletti yani. Kalpazanlar bu kez de gözlerini dövize dikti. Dikkat çekmemek içinse madeni paralara yöneldi. Orijinaliyle birebir aynı euroların hikayesi birazdan ATV Ana Haber'de. Berat Çağlak daha 18 yaşındaydı. Bir arkadaşıyla, yakın arkadaşıyla, çocukluk arkadaşıyla incir çekirdeğini doldurmayacak bir sebepten tartıştılar. İki kez kavgaya tutuştular. Çevredekiler ayırdı. Üçüncü kavgada o yakın arkadaşı Berat'ın katili oldu. Çok iyi arkadaşlardı. Hiç ayrılmıyorlardı. Hep beraber zaman geçiriyorlardı. O arkadaşlık küçücük bir tartışmaya yenik düştü. Aralarında çıkan kavga birini mezara, diğerini ise cezaevine gönderdi. 18 yaşındaki Berat Çağlak sanki başına gelecekleri biliyormuş gibi paylaştığı bir fotoğrafta "Ben en azından katilimi tanıyorum" demişti. Kendi aralarında kavgaya tutuşuyorlar. Sebebin ne olduğunu bilmiyoruz. Berat Çağlak'la Umutcan Taşer iddiaya göre sıkı dostlardı. Ancak bilinmeyen bir sebeple kavgaya tutuştular. Bu kavga iki kez çevre sakinlerince ayrıldı. Ancak üçüncü seferde Umutcan Taşer evden aldığı bıçakla arkadaşını defalarca bıçakladı. Kalbine denk gelmiş galiba. Burada baktığımızda kalbinden kan akıyordu. Oradan sürükleye sürükleye tam o arka tarafta şuraya
yığılıp kalıyor. Yüzündeki kanı gördük biz oraya yığılırken. 16 yaşındaki Umutcan Taşer'in bıçak darbeleriyle kan kaybetmeye başladı. Tampon yaptık. Ondan sonra ambulans aradık. Etrafını açtık, biraz kalabalıktı. Görenler onu hayatta tutmak için hemen yardıma geldi. Tampon yapmışlar arkadaşlar ama kalbinde dek geldiği için durduramamışlar kanı. Sağlık ekipleri geldiğinde Berat Çağlak için artık çok geçti. Belliydi çocuğun fazla yaşamayacağını, çünkü orada bilincini kaybetti zaten. Arkadaşının ölümüne neden olan Umutcan Taşer ise çok geçmeden yakalandı. İki arkadaştan geriye beraber çektirdikleri fotoğraflar kaldı. Önce buradaki yazıyı bir seslendirmek istiyorum. Ablamlardan gelirken 4 kişi arkamdan saldırdı, telefon ve 500 TL paramı aldı. Şimdi bu haberde insan nasıl bu kadar vicdansız olabilir diye soracağız hep birlikte, ki ben sordum. Sonrasında gördüğümüz bu kareler anlatıyor aslında. Sefa Angışan işitme engelli, konuşamıyor. O nedenle yazdı bunları. Daha doğrusu başına gelenleri polise böyle anlattı. Aynen aktarayım. Ablamlardan gelirken 4 kişi arkamdan saldırdı diyor. Taşla vurdular, 8 dikiş atıldı kafama. Onu bunu yapan gasp çetesi. Ve buradan anlaşılıyor ki sadece malına değil canına da kastetmişler. Cebindeki telefonu aldılar önce, sonra çektiği maaşını. 500 lira paramı aldılar diyor. Ama cebinde 850 lirası vardı. Hepsini aldıklarını sonradan anladı. Ay sonunu getirecek parası da kalmadı. Çünkü engelli maaşıydı o para. Elinde taşla vurdu. Elinde taşla vurdu. Evet. Buna nasıl kıyıptı ya? Bir devletin verdiği bir 850 lira maaşı var. Yani bak, çocuğu hem darp etmişler, hem elinden bir telefonunu almışlar, hem maaşını almışlar. Elinde taşla vurdu. Elinde taşla vurdu. Evet. Nasıl yediler ya? Nasıl boğazlarına gitti? Çok merak ediyorum. O gece acaba onlar rüya gördü mü? Yastığa nasıl başını rahat koydu insanlar? Bankadan parasını çekmiş evine gidiyordu. Ama vicdansızlar 57 yaşındaki adamı dövüp engelli maaşını aldı. Zavallı adam sesini bile çıkaramadı. Çünkü ne konuşabiliyor ne de duyuyordu. İnsanlık ölmüş mü bu kadar? Gerçekten ölmüş insanlık bu kadar. Sefa Angışan 11 yaşında menenjit hastalığı geçirdi. Sonrasında hem konuşma hem de duyma yetisini kaybetti. Vicdansızlar talihsiz adamın cebindeki 850 lirasıyla cep telefonunu aldı ama sonrasında bir de adamı dakikalarca taşlarla, sopalarla darp etti. Sefa Angışan engelinden ötürü çalışamıyordu. Tek geçim kaynağı her ay hesabına yatan engelli maaşıydı. O da gözü dönmüş 5 vicdansız yüzünden elinden gitti. Çok direndi ama onlara engel olamadı. İki tane soru soracağım, diyeceğim ki benim bu özürlü kardeşime nasıl yaptınız bunu? Kaç dikiş? Boynunu buraya. Buralar baksana. Daha bir aydır yara darp yerleri gitmedi. Devletten her ay aylık 850 lira engelli maaşı alıyordu. Öyle ki o parayla tüm ay boyunca geçinmeye çalışıyordu. Bu yaşadığı evi bir hayırsever ona vermişti, ancak hayat şartları zor. İşte başucunda bir elektrik sobası var ama o sobayı bile yakamayacak kadar durumu yok. Böyle bir zulüm olur mu? Bu nasıl insafsızlık ya? Nasıl acımasız bir insanlar? Allah'tan hiç mi korkuları yokmuş ya? Şimdi ise şokta. Korkudan evden dışarı adım atamıyor. Hissettiklerini ise işte böyle kağıda yazarak anlatıyor. Sefa Angışan konuşamasa da işte yazarak o isteğini dile getiriyor. Öyle ki o zalimlerin yakalanmasını istiyor. Ben o insanların adalet karşısına çıkmasını istiyorum. Ben onları görmek istiyorum. Hem engelli 850 lira maaşı, hem de cep telefonu güden ve darp edilen talihsiz adam şimdi polisten yardım bekliyor. Esenyurt polisi de yaptığı çalışmalarda o vicdansız 5 gaspçıdan birine ulaştı ve şimdi 4 kişiyi arıyor. İstanbul Avcılar'da hırsızlar yaşlı bir çiftin evini gözlerine kestirdi. Hırsızlardan ikisi etrafı kolaçan ederken diğeri de bitişikteki aydınlatma direğini merdiven gibi kullanıp çok rahat bir şekilde eve girdi. İçeride ne var ne yoksa çaldı. Onların kaydı da var. Bu direk bizim merdiven. Yani eve giriş merdiveni bura. Direğin eve yakınlığı hırsızların gözünden kaçmadı. Direği merdiven gibi kullanarak yaşlı çiftin evinde ne var ne yok çalıp kayıplara karıştı. İki kere buradan çıktılar zaten.
Bir kere de arka taraftan camdan. Üstelik göz göre göre gelen hırsızlık ilk de değildi. Aynı daireye aynı yöntemle üçüncü kez girdi. Arka arkaya yaşanan hırsızlık olaylarının ardından apartman sakinleri çareyi güvenlik kamerası taktırmakta buldu. Ancak bu da hırsızlara engel olmadı. O hırsız üçüncü kez geldi, aydınlatma direğini kullanarak apartmanın ikinci katına girdi. Benim telefon benim yastığın altında, benim yattığım odaya gelmiş. Bu da bunun da orada, benim de orada. Telefonları almış gitmiş. Dedim ki kız gel, bize hırsız girmiş. Kalktı ki evin ortalı bütün darmadağın dökmüş, saçmışlar. Yani almışlar her şeyi gitmiş. Üçüncü hırsızlık sonrası yaşlı çift çareyi balkonlarına demir korkuluk taktırmakta buldu. Artık kendimizi kurtaramadık bir türlü. Korkuluk yaptırdım balkona, kapıya. Bakalım o da fayda etmezse demek ki bunların bizden bir alacağı var, bir vereceği var. Nedir, her zaman geliyorlar, hep de bize geliyorlar. Tabii aynı zamanda çarpık yapılaşmanın da bir sonucu, onu da söylemeden etmeyelim. Mutlaka altını çizelim. Ankara polisi çok sıra dışı bir operasyona imza attı. Büyücü operasyonuna. Bir eve baskın yapıldı. Karşılaşılan manzara gerçekten sıra dışı. Bir oyuncak müzesi gibiydi ev ama aslında korku eve desek daha doğru. Çünkü içerideki oyuncaklar bu halde. Bazıları delik deşik. Önce kendilerine internet üzerinden kurban buluyorlar. Sonra da bu oyuncakları kullanarak sözde büyü yapıyorlardı. Büyüyü polis bozdu. Bu zamanda büyüye inanmak, büyünün peşinde koşmak biraz daha ahmaklık gibi geliyor bana. Ben inanmam büyü işlerine. Onlara inanana serseri derim, aptal derim. Görüntüler bir oyuncak müzesinden ya da korku filminden değil, Ankara polisinin büyücü çetesine yaptığı şok baskından. Ürperirim. Bunu duydum ya, iki yanıma baharak girer çıkarım. Anlatmadık. Hangi dairedir? Kimdir? Suriyeli 13 kişilik büyücü çetesi Ankara Altındağ'da bulunan işte bu daireyi kendilerine mesken tutmuşlardı. Dua ederek ve muska yaparak büyü yaptıklarını iddia eden çete üyeleri bu şekilde onlarca kişiyi dolandırdı. Kalpazan çok. İnsanlar kandırabildiklerini kandırıyor. Akıllı olmakta fayda var. Polis bir ihbar üzerine harekete geçti. Polis gece yarısı yaptığı baskınla büyü merkezi olarak kullanılan işte bu adresten çete üyelerini topladı. Ayrıca çete üyeleriyle birlikte çok sayıda oyuncak bebek, öküz kafası ve heykel de ele geçirildi. İşte onların bir kısmını şimdi camın önünde görmek mümkün. Yakalanan Suriyelilerin belediyeden yemek yardımı aldıkları, son bir yıl içinde ise yüz binlerce lira kazanarak lüks bir hayat sürdükleri anlaşıldı. Tabii ürkütücü, sakıncalı da. Ben o ülkelere karşıyım. Ne diyeceksiniz bu işe? Vallahi bir an önce bulunsun, yakalansın. Gözaltına alınan 13 Suriyeli şimdi hakim karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bunlar doğru işler değil. Katliam gibi tanımının tam karşılığı bir haber varsa da gece saatleriydi. Antalya'da akraba olan ailelerden oluşan bir konvoy taziye için gittikleri adresten dönüyordu evlerine. İki araç çarpıştı, biri dereye uçtu. Aynı aileden tam 6 kişi hayatını kaybetti. Aralarında 6 ay önce evlenen ve anne baba olmak için gün sayan Ateş çifti de vardı. 5, 2, 3, 4... Çok değil, daha 6 ay önce dünya evine girmiş, bebekleri olacağını da yeni öğrenmişlerdi. 6 kişinin hayatını kaybettiği o kazada genç çiftten geriye bu görüntüler kaldı. Katliam gibi kaza akşam saatlerinde Antalya'da meydana geldi. Seriye ben dedim, oraya müdahale edeceksin. Lütfen öbür şeridin arkasına. Akraba olan aileler konvoy halinde taziyeden dönüyordu. Birdenbire iki araç birbirine girdi. Araçlardan biri sulama kanalına uçtu. Bir dakika. Biraz daha geriye çekiyorum beni. Feci kazada iki araçta bulunan 6 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. 6 ay önce evlenen Ateş çifti de onların arasındaydı. Sevgi Ateş 2 aylık hamileydi. 5, 2, 3, 4... Taziye dönüşü yaptıkları kazada hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi. Kuzum, ben de doluyordum. Ne oldu kuzum? Törende biri hamile, 3 kızıyla damadını kaybeden acılı baba ayakta durmakta güçlük çekti. Kılınan namaz sonrası cenazeler yan yana toprağa verildi. İstanbul'da bir halk otobüsü çalındı dün akşam. Hırsızın amacı para değildi.
araca sahip olmakta. Park halindeki otobüsü çaldıktan sonra biraz gezdi. Sonra da bir alt geçidi bırakıp kaçtı. Akşam perona park ettik. Evet. Oradan çalmışlar gece işte bu kadar. Yolcu otobüsünü çaldı, Kadıköy-Taksim turu yaptıktan sonra aracı terk edip kayıplara karıştı. Bir de arabayı kullanmayı da biliyor. Yani evet biliyor. Profesör yani hani bilen bir kişi herhalde tahminimize göre. Kadıköy'de peronda park halindeydi toplu taşıma aracı. Otobüsü gözüne kestiren hırsız harekete geçti, araca bindi. Bir süre anahtar aramakla uğraştı. Bulduktan sonra ise turuna başladı. Üstelik otobüsü bir profesyonel gibi sürüyordu. Şoför Ayhan Taşkıner sabah 5 sıralarında sefere çıkmak için aracın yanına gitti gitmesini ama otobüsün yerinde yerler esiyordu. Sabah ben işe gittim, araba yoktu orada. GPS'ten baktık, aracın burada olduğunu gördük. Sonra şikayetçi olduk. Geldik burada bulduk aracı. Kadıköy'den yola çıkan o otobüs Taksim'deydi. Olay yerine giden polisler terk edilmiş otobüste karşı karşıya kaldı. Hırsızı yakalamak içinse ekiplerin çalışması devam ediyor. Elvanköy'de mezar yeri kalmadı. Yandaki boş arazi park mı yapılacak, mezarlık mı? Mahalleliği birbirine düşüren polemik birazdan ATV ana haberde. Karaman'da tekel bayi işleten Mehmet Öcal, geçen Kasım ayında iş yerinde silahlı saldırıya uğrayıp hayatını kaybetmişti. Polis katil zanlısını bulmak için güvenlik kameralarından binlerce saatlik tarama yaptı. O sıkı takip tam 96 gün sonra sonuç verdi. Katil zanlısının yakalandığı gün cinayetin görüntüsü de ortaya çıktı tabii. İş yerini kapatmaya hazırlandığı sırada kurşun yağmuruna tutuldu. Cinayetin failleri 3 ay sonra tam da artık bizi bulamazlar deyip rahatladıkları an yakayı ele verdi. Karaman'da Zeytindalı Bulvarı'nda tekel bayi işleten Mehmet Öcal, geçen Kasım ayında iş yerinde silahlı saldırıya uğradı. Düştüğü yerde belindeki silahı çekip karşılık vermeye çalıştı. Arkadaşları da yardıma geldi ama saldırgan kaçmayı başardı. Ağır yaralanan Mehmet Öcal hastanede can verdi. Karaman polisi cinayeti aydınlatmak için özel ekip kurdu. Binlerce saatlik güvenlik kamerası kaydı izlendi. Cinayeti azmettiren Mehmet Öcal'ın hasmıydı. Onlarca suçtan sabıkası vardı. Katil zanlısı onunla birlikte keşif yaptıktan sonra saldırıya geçmişti. Zanlılar saldırıdan 96 gün sonra evlerine yapılan baskınla yakalandı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yine bir operasyon İstanbul Esenyurt'ta bir tornacıya baskın yaptı polis ama tornacı görünümlü o dükkanı bir kalpazanlık çetesi işletiyordu aslında. İşin ise tornacılıkta uzaktan yakından ilgisi yoktu. Basılan yer sahte bir darphaneydi. Daha doğrusu eurohane diyebiliriz. Basılan banknot değil, madeni eurolardı çünkü. Binlercesi basılmış, piyasaya sürülmeye hazırdı sahte paraların. Özlem Aktay ve kameraman Gökhan Şenal da polisle birlikte o eurohaneye girdi bugün. İzleyelim. Bunlar birebir aynısını yapmışlar madeni euronun, 2 euronun. Gerçekten ayırt edecek gibi bir para değil. Bu gerçeğe çok yakın bir para. Çok iyi bir çalışma var burada. Gramaj ayarı ve kalınlık ayarına kadar tüm detaylar ince bir işçilikten geçmiş. Uyanık kalpazanlar bu kez gözünü Almanya'ya dikti. Euro değer kazanınca onlar da boş durmadı. Sahte madeni 2 euro basmaya başladılar. Polis ihbarı alıp operasyon yapınca tüm planları suya düştü. İlk bakışta normal bir vatandaşın bunu gerçek bir eurodan ayırma şansı yok. O kadar iyi çalışmışlar. Evet, çok iyi bir çalışma gerçekleştirmişler. Kalpazanlar sahte parayı işte bu atölyede üretiyordu. Öyle ki ürettikleri işte bu 2 euroluk madeni paralardı. İlk yaptıkları şey bu metal plakalara halka oluşturmak. 2 euro yaklaşık 18 lira ediyor. Bastıkları işte bu sahte paranın maliyeti ise 1 lira bile yok. Yani bir tek madeni paradan 17 lirayı cebe atıyorlar. Ama esas vurgunu sahte euroları Almanya'ya gönderdikleri şebekeden alıyorlar. Almanya'da ve Kıbrıs'ta kumar makinalarında genelde 2 euroluk bozuk paralarla çalışan makineler var. Burada değerlendirileceğini düşünüyoruz. Artık son aşamada işte bu metal çerçevenin 2 euroya dönüştürülmesi var. Öyle ki
bu metal çerçeveler buradaki makineye yerleştiriliyor ve bu makineye yerleştirildikten sonra yapılan baskı ile birlikte o metaller işte böyle 2 euro oluyor. Sahte darphaneye baskın yapan mali polis bile şaşkın. En son sahte madeni euro 15 yıl önce yakalanmıştı. Polisi hayrete düşüren ikinci detaysa sahte euronun ayırt edilemeyecek kadar gerçeğine benzemesi. Orijinal 2 euroluk madeni paranın ağırlığı 8.45 gram. Kalpazanlar o kadar iyi çalışmış ki aynı ağırlığı bulmuşlar. İşte elimde sahte o kalpazanların bastıkları bu 2 euro var. Tartıya koyduğumuzda 8.45 gram çıktı. Bu derecede iyi ve kaliteli bir para çalışmış kalpazanlar. Bunu anlarlar mı dışarıdaki kişi? Bunu anlaması çok zor. Çünkü tüm detaylar, gramaj ayarı ve kalınlık ayarına kadar tüm detaylar ince bir işçilikten geçmiş. Sabaha karşı sahte 2 euro basan 5 kişi evinde gözaltına alındı. İfadelerinde suçlamaları kabul etmeseler de polis çeteyi çökertti. Yaklaşık 40 bin ile 50 bin civarında 2 euroluk madeni para piyasaya sürülecekti. Maltepe'de bir binanın inşaatı sırasında 70 yıllık bir ağaç çalışmayı engelliyor diye önce kesildi. Ardından da parçalara ayrılıp binanın temeline gömüldü. Saklamak için, kimse görmesin diye. Ağacın kesildiğini gören komşular duruma çok büyük tepki gösterdi haklı olarak. Bir anda kayboldu ağaç. Ağaçlar hepsini katlediyorlar. İnşaat yapacağız diyor bak. Yazık. Çok yazık. Nefes kaynağı ağaç bir apartman uğruna katledildi. Yazık, 70 yıllık ağaçları kesiyorlar yani. Maltepe'de tam 70 yıllık çam dakikalar içinde yerle bir oldu. 70 yıldır burada bulunan o ağaç arkamdaki evin boyu kadardı. Ama bu inşaatla birlikte o ağaçtan geriye işte sadece bu kökü kaldı. Yağmur yağmadığı zaman dua ediyoruz çünkü yeşilimiz kalmadı. Kesilen ağaç parçalandıktan sonra dalları ve gövdesi molozların altına gömüldü. Toprağın altına gömüyorlar, arabalarla atıyorlar. Yani millet görmesin diye. Görmez onu bak, o da millet görüyor yani, yazık günah. Her şey komşulardan birinin ağacın kesildiğini görmesi ve kaydetmesiyle başladı. İtirazlara rağmen görevliler çalışmalarını sürdürdü. İnşaat alanının dışında kalıyor. Şimdi üzerine kapadılar, yeri bile belli değil orada. İddiaya göre ağaç inşaat alanının içindeydi ve yeni bina yapmaya engeldi. Kesim için izinleri olduğunu savunsalar da hiçbiri o belgeyi gösteremedi. Zaten mahalle sakinlerinin tepkisi de bunaydı. Her şey ona göre olurdu. Bir tane yetkili gördünüz mü? Bir saattir buradasınız inşaatla ilgili. Bir tek afriyatçılar var. Başkasını bulamazsınız zaten. Ağacı kestikten sonra herhalde Afrika'ya benzeyecek ülkemiz yakında. Ve başkentteki mezar yeri tartışmasıyla devam edelim. Ankara Etimesgut'taki Elmanköy mezarında şu sıralar yer kalmadığı için yeni defin yapılamıyor. Çevre sakinleri de bunda çözüm olarak hemen yakındaki bir park alanının mezarlığa dahil edilmesini istiyor. Bu yönde bir çalışma da var. Ama işte bu talep parkın karşısında olan evleri rahatsız ediyor, orada oturanları. Hatta öyle ki park manzaraları evlerinin mezarlığa bakmasını istemeyenlerden bazıları evlerini de satmayı düşünüyor. Ben buranın park olması taraftarıyım. Mezarlık manzarası iyidir. Yeter artık, buraya mezarlık yapılacak bir şey yok yani. Ürperleniyoruz yani. Evlerinin tam karşısına mezar yeri açılması ihtimali doğdu. Site sakinleri ikiye bölündü. Hoş görülmez. Ürkütücü. Kimi mezar yapılması halinde gerekirse evimi satarım diyor. Oraya mezarlık yapıldığı gün evin satılıktır. Satacağız, gideceğiz, ne yapacağız? Mezar mı seyredeceğiz ömrümüzün sonuna kadar? Kimi ise mevcut mezarlıkta yer kalmadığı için parkın mezarlık olarak kullanılmasını istiyor. Canlıdan korkarım. Ölüden değil yani. Alper Bey'in evi ön tarafa bakıyor. Alper Bey mezarlığı seyretmiyor. İki de üç de burada gelip mezarın başında bağıranlar, çağıranlar, ağlayanlar. Etkileniyoruz yani. İşte burası Elvankent'te bulunan Elvanköy mezarlığı. Hemen karşısında da lüks bir site bulunuyor. Hemen yanı başında bulunan bu mezar alanına yıllardır yüzlerce kişi defnedildi ama artık buranın da kapasitesi dolduğu için defin işlemi yapılamıyor. Burası yetmediği için
sanıyorum mezarlık yapıyorlar. Hemen çaprazında bulunan bu evler site sakinlerine aslında park manzaralı olarak satılmıştı ama buradaki mezar alanlarının dolmasından sonra bazı ilçe sakinleri belediyeye başvuru yaptılar ve biz yakınlarımızla aynı yere defnedilmek istiyoruz dediler. İşte bu yüzden de bu mezarlık alanın genişletilip yeşillik alana taşması söz konusu. Binaların arasında mezarlık İyi bir görüntü göstermiyor yani. Hele öbür tarafa da tekrar mezarlık yapılmasından çok şikayetçiyiz aslında. İlçe sakinleri başvurularını yaptı. Site sakinlerinin büyük çoğunluğu alanın söz verildiği gibi park olarak kalmasını istiyor. Ama son sözü belediye meclisi söyleyecek. Belediyenin de bana soracağı şu olur. Ben o zaman nereye yapayım? Devlet ne uygun görürse odur benim işim. Hepimizin gideceği yer orası da ister istemez ürperiyoruz. Cumartesi günü Adana Yeşiloba Hipodromu'nda düzenlenen at yarışının 10. koşusunda bir kaza oldu. Birbirine takılan 3 at zincirleme şekilde son düzlükte jokeyleriyle birlikte düştü. Yerde hareketsiz yatan jokey Harun Çanakçı'nın durumu kötüydü. Yardımına diğer arkadaşı koştu ve şimdi hayatta neyse ki. Döndüğü an... Evet. Üzerine koştuğumda yani tamamen titriyordu. Ağzında bir sürü kum vardı ve dilini yuttuğunu fark ettim hemen. Atlar birbirine takıldı, rakibi gibi o da düştü. Ama o acısını unutup yardıma koştu ve yaptığı müdahale jokeyin hayatını kurtardı. Burnumda falan ağrı vardı, şimdi az var abi. Güne göre daha iyiyim abi. Talihsiz kaza Adana Yeşiloba Hipodromu'nda yaşandı. Son düzlükte atların ayağı birbirine takıldı. Üç at jokeyleriyle birlikte yere düştü. Arka tarafa baktığımda bir Vedat abişi ayakta gördüğümde biraz rahatladım. Onun arkasında bir kişi daha gördüm ama Harun olduğunu bilmiyordum. Jokeyler Hışman Çizik'le Vedat Abiş kazanın ardından ayağa kalktı. Ancak Harun Çanakçı'nın durumu ağırdı. Yerde hareketsiz kaldı. Hışman Çizik nefes alamayan jokey Harun Çanakçı'ya hemen müdahale etti. Dilini zor da olsa çıkarttım. Sonra çıkartmayla beraber tabii bilinçsizdi. Bu sefer dilini istemsizce ısırdı. O müdahaleyle tekrar nefes almaya başlayan Çanakçı hemen hastaneye kaldırıldı. Tekrar nefes aldı. Tekrar hayata döndü. Allah sevdiklerine başladı. Ölümden dönen jokey 3 günlük tedavinin ardından taburcu edildi. Şimdi böyle bir piyasanın varlığını daha önce hiç duymamış olabilirsiniz. Tazminat piyasası. Nasıl? Yeni oluşan bir piyasa bu ama burada legal değil de biraz illegal yürüyor gibi işler. Zemin sosyal medya anlayacağınız gibi görselden. Bu mecra üzerinden hepimiz fikirlerimizi söyleyebiliyoruz sosyal medya üzerinden. Hatta kişiler hakkında yorum da yapabiliyoruz, yapılabiliyor. Ama içinde hakarete varanlar da var. Haklarında dava açılıp suçlu bulunurlarsa tazminat ödüyorlar. Ama bizim işte anlatacağımız kısım burası. Hiç mahkemelik olmadan da bu paraları ödeyenler var. Nasıl mı? İşte detaylar. Sosyal medyada ünlü birine ya da fark etmez başka birine hakarette bulundunuz mu hiç? Bulundum tabii ki. Futbolculara yazmıştım. Kime? Arda Turan. Siyasi birine bulundum. Ne dediniz? Burada söyleyebilir misiniz? Yok, söyleyemem. O kadar ağır. Evet. Elimizde bunlar varken herkes birilerine bir şey söylemeyi kendine hak görüyor. Karşı taraf bir de ünlüyse işte o zaman işin ucu hakarete dahi varabiliyor. Günümüzde çok fazla yaşanmaya başlandı. İşte bu durumda yeni bir gelir kapısına dönüştü. Hem avukatlar için hem de hakarete uğrayanlar için. Nasıl mı? Maalesef bu durum bir sektör haline geldi. Bunu kabul etmek zorundayız. Peki sosyal medya üzerinden hakaretle başlayan süreç şikayetçi bile olmadan yani yargıya taşınmadan nasıl gelire dönüşüyor? Maalesef şunları öğreniyoruz. Meslektaşlar anladığım kadarıyla bu hakaret eden kişilere doğrudan gidip doğrudan ulaşıp onlardan para talep ediyorlarmış. Bunu duymuştum da çok bir legal yol olduğunu düşünmüyorum yani. Avukat gelip sizden bir para talep edebiliyor, mahkemeyle de uğraşmayalım diyor. Ne derdiniz? Dava açmadan benden para talep ediyor. Çünkü muhtemelen kaybedeceksiniz bu davayı, suçlusunuz. Kabul eder miydiniz? Etmezdim. Ben bunu suç teşkil ettiğini düşünüyorum. Çünkü insanların uzlaşması gereken bir suç söz konusu olduğunda Adalet Bakanlığı arabuluculuk ve uzlaştırma müesseselerini getirdi. Üstelik mahkeme kararı olmaksızın illegal yolla tazminat ödeyenin de dava açma hakkı var.
Avukatın ya da hakarete uğrayanın bu noktada haricen para istemesi şantaj suçunu da oluşturabilir. Bu konuya da özellikle dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Peki aslında olması gereken ne? Cevap net. Hukuki yollara başvurmak. Hakaretle suçlanan kişi suçlu bulunması halinde manevi tazminat ödemeye mahkum ediliyor. O zaman yapacak bir şey yok. Ne yapabilirim? Arda Turan'dan özür dilerim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Milli Uzay Programı kapsamında Ay'a gidileceğini açıkladı. Bunu aktardık zaten bültenimizin başında ama o konuşmasında bir de çağrıda bulunmuştu. Astronot kelimesine Türkçe karşılık bulmak gerektiğini söyledi. Çok haklı ve yerinde bir çağrı. Bu çağrı dil bilimcilere yönelikti ama daha onlardan ses çıkmadan birçok öneri ortaya atıldı. Elbette biz de dedik ki adını sen koy. Bakın nasıl öneriler geldi astronot yerine. Türkonot. Sivaslı Yiğido. Anka olabilir diye düşünüyorum. Evrenot diyebiliriz. Devlet Bahçeli farklı bir şey söyledi. Evet. İsmi hatırım böyle Çaçalı, Caca Bey diye. Bundan tam 52 yıl önce Ay'a ilk ayak basan ülke Amerika olmuştu. Neil Armstrong attığı ilk adımda şu cümleyi kurdu. Kendim için küçük, insanlık için büyük bir adım atıyorum. İşte şimdi o büyük adımı atma sırası Türkiye'de. Ama tartışmalar şimdiden başladı. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın uzaya gidecek kişinin bayan olmasını istemiş. Düşündüm, taşındım. Beni uzaya gönderen şarkımın adı da Emine'ydi. Bu şarkı hem ülkemde hem Avrupa'da sevildi ve beni uzaya çıkardı. Ben de diyorum ki uzaya gidecek olan bayan adı da Emine olsun. Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Ülkemizden bugüne kadar hiç uzaya giden olmadığı için bizde astronot yok. Hatta astronot sözcüğünün Türkçe karşılığı da yok. O yüzden işin içine dil bilimciler de girdi. Yeni fikirler ortaya atıyor ama en çılgın fikirler yine gençlerden geliyor. Açıkçası ben gidecek olsaydım kendi memleketimin ismini verirdim. Mesela ben Sivaslıyım. Sivas'ta 58 falan yapardım. Türk mitolojisinde ne var? Bürküt var bilirsiniz. İşte göklerle ilgili. Bence Bürküt olabilir. Türk Dil Kurumu gökmen diye bir kelime tavsiye etmiş. Göktürk bence olmamalı. Çünkü Göktürk bir defa bir devletin adı, bir hanedanın adı. Astronot uçan kişi olacaktır herhalde. Uzay kişisi. Röportaj yapıyorken bizim sorduğumuz soruyu bize soranlar çıktı. Biz de size soralım o zaman. Tamam, sizce tamam. Ne olmalı? Göküstücü diyormuşum direkt. Uzaydaki adam. Harfiyen çevirtirseniz kozmonotu. Yaklaşık olarak uzay kişisi diye çevirebilirim. Teknojet olur mu hocam? Hayır, hiçbir tarafı Türkçe değil bunun. Uzay kişisi ya da uzaycı. Benim aklıma gelenlerden bir tanesi uzaycıdır. Teklifimiz uzaycı, uzaycılık gibi başka kelimeler türetmek de kolay olacaktır. Hayırlı olsun. Bakalım hangi öneriler kabul görecek. Bültenimizin sonuna doğru ekranlarınıza ilginç bir haber getirmek istedik. Tunceli Çemişkesek'te sürüsünü tüm tehlikelerden koruyan bir kangalı izleyeceksiniz. O potansiyel tehlikeler arasında bir drone da vardı. Metrelerce yükseğe zıpladı ve sürüyü drone'dan bile korudu. Köpeğim çok harika bir köpek. Ben bunu yavruken Sivas'ta getirttirdim. Tunceli Çemişgezek'te hayvancılık yapan Seçkin Ekici sürüsünü kangal köpeğine emanet etti. Dev kangal sürüye göz diken vahşi hayvanların korkulu rüyası. Ama yetenekleri bununla da sınırlı değil. Koyunlara havadan yaklaşılmasına da izin vermiyor. Çekim yapmak için sürüye yaklaşan drone da oyuncu kangalın hedefi oldu. Zıplayan kangal sahibinin gözünü yine arkada bırakmadı. Iron Man filminde benzerini gördüğümüz uçmayı sağlayan kıyafetin mucidi Richard Browning bu kez Maldivler semalarındaydı. 3 milyon liralık bir uçuş kıyafetinden bahsediyoruz. Ortaya bakın nasıl görüntüler çıktı o kıyafetle uçarken. Jet suit'i giydi, Maldivlerin tadını uçarak çıkardı. Jet suit'in mucidi eski asker Richard Browning'i uçak gemisinde tatbikat yaparken... Tankların üzerinde uçarken, arabalarla yarışırken, hatta dağda mahsur kalan bir yaralıyı kurtarmak için operasyona katılırken görmüştük.
Browning bu kez bir tatbikatta değil, Maldivler'deydi. Uzun kumsalların üzerinde dakikalarca uçtu ve manzaranın keyfini çıkardı. 1050 beygir gücündeki 5 motordan oluşan jet suit giyilebilir bir kıyafet. Bir çizgi kahraman olan Iron Man'in kıyafetine benziyor ve o kıyafette uçan biri saatte 135 kilometre hıza ulaşabiliyor. İngiliz ordusunun yakından ilgilendiği jet suit önümüzdeki günlerde satışa çıkacak. Değeri ise 440 bin dolar, yani yaklaşık 3 milyon 100 bin Türk lirası. Ve şimdi bir ara. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.